29 Şubat Perşembe. Dedim bugün 29 Şubat, zaten 4 yılda bir çekiyor. En azından tarihi bir günü olsun. 4 yılda bir denk gelmiş. Bugün evdeyim, saat 12-12.30'a geliyor. Dükkana sabah gittim, anahtarı elemana verdim. Dedim sen dükkanı aç, ben eve gidiyorum. Çünkü bugün lisans işlemimizi bitirmemiz gerekiyordu. Yangın tüpümüzü işte geçen aldım. Baktım onların getirmesi uzun sürecek, kendim gittim aldım. Dün işte Ferah gitmişti. Geç kalmış biraz. Burada biraz tuhaf saatleri var yani. Normalde saat 2.30'da gitti, kapanmaması lazım ama yani ofis kapanmış diye alamadık. Bugün dedik biraz erken gidelim. İşte saat 10'da ben gittim, elemana anahtarı bıraktım, dedim sen dükkanı aç, ben geri geldim eve. Saat 11 gibi Ferah gitti. Şimdi mesaj attı, lisansımızı almış dükkanın. Ben de evde Aylana'ya bakıyorum. Aylana uyumuştu, şimdi yeni uyandı. Muhtemelen acıktı ama şimdilik ağlamıyor. Biraz daha bekliyorum, ağlarsa öyle vereceğim çünkü sütü az, hemen bitmesin. Ya bu ara doyuramıyoruz Aylana'yı. Biraz büyüdü. Normalde trioz, yani böyle 80-90 mililitre içmesi gerekiyor aslında artık. Yani böyle sık sık değil de 2 saatte 3 saatte bir 80-90 mililitre süt içmesi lazım ama içmiyor. Gene 2 oz, yani 60 mililitre içiyor. Ama bu sefer de 1 saatte bir acıkıyor. Çok hızlı acıkıyor. Bilmiyorum bunu neden yapıyor. 2 ozdan fazlasını veriyoruz, hani 3 oz veriyoruz, içmiyor. Bitirmiyor sütünü. Ama bu sefer de 1 saatte, 1,5 saatte bir acıkıyor. Ama iş daha iyi maşallah. Tombik. Artık 4 aylık oldu. 2 gün önce yani 27 Şubat'ta 4. ayını artık doldurdu. 4 aylık oldu bebişimiz. Değil mi kızım? Benim kızım büyüdü artık. Kocaman oldu. Artık burada oyuncakları var. Oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Kendi kendine yatağında, kucağında oyuncaklarıyla oynuyor. Biraz böyle etrafındaki şeyleri dokunarak, asılarak tanımaya çalışıyor. Yine agugugu, magugugu biraz konuşmaya zorluyor. Gündüz uyuma süreleri biraz kısaldı tabii büyüdükçe. Biraz işte sıcak etkiliyor. Geçen dükkana götürmüştük. O yüzden biraz sıcakta özellikle başı, hani saçını da o yüzden kestim ya, zaten yavaş yavaş işte tekrar çıkıyor ama bu başı özellikle çok kaşınıyor. Çok böyle sıcaktan kısarıklık oluyor. Geçen gece o yüzden sıcaktan dolayı biraz da işte yattığı zaman sürekli çok fazla yatıyor ya, işte daha emeklemiyor, yürümüyor. Sıcaktan terliyor böyle başı falan, özellikle şu bu kısımları falan şey oluyor, kızarıyor, mantar gibi oluyor, kaşınıyor. Geçen gece o yüzden kaşıntıdan uyuyamadı doğru düzgün. Bir de gene 4-5 gündür kakasını yapamıyordu, karın ağrısı vardı. O yüzden dün dükkana götürttürmedim hiç. Dedim ben geleyim evde, dedim bakayım. Sen dedim şeye git işte, lisans işine. O da halledememiş, geri geldi. Bugün de aynı şekilde yaptım. Dedim hiç dükkana götürmeyelim çocuğu. Dışarısı çok sıcak. Ben dedim evde bekleyeyim. Sen dedim git hallet gel. O yüzden işte evde hanımı bekliyoruz. O da işte lisans işini halletmiş, geliyor şimdi. Normalde polis ofisine gidecekti bizim. Daha önce bahsetmiştim, trafik cezası vardı, onu halledecekti ama herhalde gitmeyecek oraya. Çünkü benim de artık işe gitmem lazım. Saat 12.30-1'e geliyor. Yavaş yavaş. Yani öğlen saatlerinde çok dediğim gibi müşteri olmuyor ama gene de paçat bir iki gelen oluyor. Onları da kaçırmayalım. Müşteri veli nimettir yani. Bir müşteri de olsa, iki müşteri de olsa kaçırmayalım. İşler iyi elhamdülillah. İşte bir pazartesi günleri böyle biraz durgun geçiyor. Bu pazartesi de yine öyleydi. Zaten gene daha önce bahsetmiştim. Buradaki o bölgedeki esnafların çoğu pazartesi günleri kapatıyorlar dükkanı. Pazar günleri açıyorlar. Biz de ilk başta öyle düşünmüştük ama bu sefer işte hanımla hiç vakit geçiremeyecektik. Çünkü o pazartesi çalışıyor. Pazar günü bir tek uygun zamanımız var. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Biz pazar günleri iznimizi yapmaya devam edeceğiz. Artık pazartesi günü de biraz durgun olsun, artık yapacak bir şey yok ona. Ama onun dışındaki günlerde elhamdülillah iyi işlerimiz. Yavaş yavaş Ramazan geliyor. Ramazan hazırlıkları başlayacak. Ne oldu kızım? Acıktın mı? Acıktın mı? Tamam, ısıtacağım şimdi sütümü, tamam. Evet, şimdi hanım gelsin. Bir tane şey daha önce bahsetmiştim. Sticker tarzı bir şeyler de veriyorlar. O stickerları dükkana yapıştıracağız. Birazdan dükkana gittiğimizde onları da gösteririm. Uy uy uy, esniyor. Uykun mu var kızım? Ama acıktın da. Uy 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 hadi. Anne gelince versin sütünü.
Tombik. Dükkan olduğu için zaten hani çok fazla aktivite yapamıyoruz. Artık işimiz, gücümüz var. Gidip geldiğimiz yer var. Boş vaktimiz olmuyor. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. İşte bir pazar günü kısa bir süre, o da çok da değil, böyle bir saat falan. Hanımın arkadaşının bebeğinin doğum günü vardı. 3 yaşına falan girmiş işte. Onun doğum gününe gittik. Bir saat falan kaldık. Çünkü onun da, oradan da bir an önce çıkıp alışverişe gitmemiz gerekiyordu dükkan için. Hem ev için hem dükkan için. Yani orada da çok fazla durmadık. O yüzden çekim yapmadım. Biraz da fazla kalabalıktı. Gürültü mürültü vardı yani. Senin yerim. Gülümsüyor. Dedim yani bu iş güç sahibi olunca biraz böyle. Hani İstanbul'da güvenlik işi yaparken de böyleydi. Kendine pek fazla vaktin kalmıyordu. Haftada bir gün iznin var. O günlerde işte kendine biraz zaman ayırabiliyorsan ayırıyorsun. İşte ondan önce mesela çocukluğumda ben 12 yaşımdan 21 yaşına kadar İstanbul'a gitmeden önce çay ocağı işlettim. Babamla, ailemle. Yani o çay ocağında da öyleydi. O da, hatta çay ocağında bizim bayramımız, seyranımız da yoktu. Biz bayram günleri bile açıyorduk yani. Cumartesi, pazar bile bazen çoğu zaman açıyorduk. Ne günümüz oluyordu, ne şeyimiz oluyordu. O zaman mesela ortaokula gidiyorduk. İlk başladığımız zamanlar 12 yaşındayız daha. İşte sabahçı, öğlenci vardı o zamanlar. İşte sabahçıysak öğleden sonra dükkana geliyorduk. Akşamcıysak sabah dükkana gelip öğleden sonra okula gidiyorduk. Yani hiç vakti, bir esnafsan çok kendine artık vakit ayıramıyorsun. İşte o yüzden biraz elemanların yetişmesini istiyorum ki kendime biraz vakit ayırabileyim, aileme vakit ayırabileyim. Elemanlar biraz dükkanı işletebilsinler. Hem de onlar biraz daha işte işi öğrendikçe başka şeyleri de devreye sokacağım. İşte fırını daha hala devreye sokmadık. İşte lahmacundu, ne bileyim tavuk fırındı, bunları hala yapmıyoruz. İşte önümüzdeki haftalardan itibaren işte artık Ramazan'a bunları hazırlamam lazım. Elemanlar baya baya işi öğrenmeye başladılar artık. Hepsini tam düzeyde öğrenemeseler de, çünkü dediğim gibi yabancı bir kültür, yabancı şey. O damak tadını, el oranını daha çok ayarlayamıyorlar ama en azından malzeme hazırlama kısmını, doğrama işlerini yapabiliyorlar. İşte köfteyi möfteyi yapabiliyorlar, iyi kötü tantuniyi yapabiliyorlar. Onları yavaş yavaş artık elleri alışacak, oturacak. Daha bir hafta, 2 hafta olacak hani bu haftayla birlikte. Yani daha yavaş yavaş, böyle bir günde, 2 günde, bir haftada, bir ayda oturmaz o. Uzun zaman lazım. Ama işi öğrendikçe de biraz daha artık çalışmalarından, performanslarından memnunum. Yani onlar biraz daha işi öğrendikçe, dediğim gibi, ben biraz daha geri plana çekileceğim. Biraz daha kendi sadece tantuniye yönleneceğim. Onlara sadece yönlendirmelerini yapacağım. Artık ondan sonra biraz daha aileme, kendime vakit ayırabileceğim. Ama tabii bu kendime vakit ayırabileceğim dediğim böyle 1 ayda, 3 ayda değil. Artık 1 sene sonra, belki 2 sene sonra. Yani. Değil mi kızım? Size göstereyim. Bakın. Babasını seyrediyor. Böyle kaşınıyor bak. İşte sıcaktan böyle başı kaşınıyor. Böyle eli sürekli başında. Bazen hatta yara yapıyor kaşımak için. Ben bazen de yardım ediyorum. Böyle kaşıyorum hafif hafif parmak uçlarımla. Masaj yapar gibi. Tırnaklamadan. Yani çok sıcakladığı zaman bu kafası böyle çok fazla kaşınıyor. Özellikle gece uyumuyor bazen. Çok sıcakladığı zaman. Eliyle sürekli kafasını kaşıyor. Değil mi kızım? Seni yerim, seni yerim. Tombik kızım benim. Böyle yanakları tombik tombik ya. Tombik demek hoşuma gidiyor. Aslında öyle çok kilolu değil. Kilosu iyi maşallah. Öyle ne çok kilolu ne zayıf. Biraz boyunu atacak gibi. Zaten doğduğunda da boyluydu yani. Değil mi kızım? Evet, dükkanda görüşürüz. Dükkanımıza geldik şimdi. Bunlar lisansımız. Esas yapıştırılması gereken bu sticker. Bunu her sene yeniliyorsun. Her sene burası değişiyor. 2024, 2025. Mesela bu şimdi aralığa kadar geçerli. Aralıkta yeniden başvurup yeniden bir sonraki senenin 2025'in sticker'ını alman gerekiyor yani. Bunu bir kere alıyorsun. Bu başvuruyu yapıyorsun. Bunu bir kere alıyorsun. Ama şu sticker her sene yenileniyor. Her sene tekrar bir ücret ödüyorsun tabii. Şu anda biz buna 354 ringgit ödedik toplam. Ama bir sonraki almada o kadar olmayabilir. Bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Şimdi yeni menü listesi de yaptık. Daha önce bahsetmiştim. Böyle pilav üstü tantuni yapmıştık. Onları menüye koyduk. Onun haricinde baklava. Kuala Lumpur'a geçen gittiğimizde biraz
Türk tarzı bir baklava bulduğumuzu bahsetmiştim. O baklavadan alacağım. Zaten bir nevi Ramazan'a hazırlık. Bunu koyduk menümüze. Bunun aynı zamanda ice creamlisini, yani dondurmalısını da koyduk. Buradan yani ice cream Türk dondurması olmaz gerçi ama marketten herhangi bir işte Algida'nın falan bir dondurmasını alır. Baklava da dondurma şey yaparız. Tabi bulabilirsem Maraş dondurması alırım ama burada Maraş dondurması bulmak zor. Ondan sonra ayranı koyduk menüye. Ice coffee, yani soğuk kahve koyduk. Soğuk çay koyduk. Bir de şambeli ve sütlaç koyduk. Bunları kendim pişireceğim. Baklavayı kendim yapamam burada. Öyle bir tezgahım, bir şeyim yok ama şambeli ve sütlacı kendim pişireceğim. Fırını aktif hale getirdiğim zaman. Şambeli ve sütlaç yapmışlığım var zaten daha önce de. Onları koyduk. Bunları şu anda yapmayacağım. Bunlar büyük oranda Ramazan'a hazırlık. Zaten Ramazan'da şurada bir 10 gün falan kaldı. Ramazan'da inşallah menümüze tatlıları, davüstü, tantuniyi de dahil etmiş olacağız. Bu da yeni menümüz. Orada zaten iki sayfalık bir menümüz vardı. Bu üçüncü sayfamız oldu. Evet. Böyle devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir biber buldum. İnsanlar da bayağı beğendi ama bu biber biraz pahalı bir biber. Yani normal Türkiye'den gelenler bu Burcu'nun falan vardı ama onları bulamıyorum bir türlü. Tournichon biber dediğimiz bu biberdi. Burada bir markette buldum. O market de biraz pahalı bir market. Yani zenginlerin bir marketi. AVM'nin içinde zaten. Yani 300-400 gramı 15 ringgit falan. Ama gene de alıp koyacağım. Yani ben aslında biraz daha fazla alıp paket servislere falan da koymak istiyordum bunlardan ama bu biraz pahalı kaçacak. Yani maliyeti çok arttıracak. O yüzden bunları sadece dükkan için alıp burada artık masalarda gelenler kendileri yiyecekler. Yani normalde çok fazla böyle turşu murşu yemeyen insanlar bile bu biberi gördükleri zaman hemen istiyorlar, yiyorlar. Güzel, ben de seviyorum. Aslında olması gereken bu dükkanda. Ama işte ucuzunu bulmak, uygununu bulmak biraz zor burada. Bakalım, araştırmaya devam ediyorum işte. Geçen haftalarda Arap marketlere baktım, bulamadım. Bir tanesinde varmış, o da bitmiş. Yeniden getirdiğinde bana haber verecek. Eğer o getirebilirse uygun, ondan alırım. Eğer olmazsa bundan almaya devam edeceğim. Çünkü güzel, ben de seviyorum yani. Ben zaten kendi damak tadıma göre biraz işleri yapıyorum. Yani kendim yemediğim şeyi satmıyorum. Kendim beğenmediğim şeyi yapmıyorum. Mesela başka şeyler de yapabilirim belki ama benim damak tadıma pek uymuyor. O yüzden ben kendi tadına bakmadığım, lezzetini algılamadığım şeyi satmak istemiyorum. Yaptığım ürünler de benim damak tadıma göre oluyor. Mesela köfte yapıyoruz. Köftenin Türkiye'de bilmem 280 bine çeşit köftesi var. Ben her çeşidini sevmem mesela. Benim burada yaptığım şey biraz daha mix, yani lokanta usulüyle ev usulünün karışımı. Tantuni de öyle, saç kavurma da öyle, köfte de böyle. Ben ne direkt böyle lokanta usulü yapıyorum, ne direkt ev usulü yapıyorum. İkisini biraz böyle ortası bir tat tutturmaya çalışıyorum. Tamamen lokanta usulü de olmasın, tamamen şey usulü de olmasın, böyle ev usulü de olmasın. Mesela şimdi tutup maydanoz falan koymuyorum köfteye ama mesela bir yumurta koyuyorum. Yumurta genelde lokanta usulü şeylerde pek olmaz köftelerde. Ben koyuyorum. Biraz daha ev usulü bu. Mesela sarımsak konur. Ben pek sarımsağı tercih etmiyorum koymayı. Soğanı koyuyorum. Mesela baharatlar koyuyorum. Mesela herkes çok fazla kimyon koymaz. Ben kimyonun o kokusunu, lezzetini sevdiğim için kimyon koyuyorum. Karabiber zaten genelde koyarlar. Onun haricinde işte burada galeta unu ya da ekmek içi pek bulunmadığı için biraz daha böyle kullandıkları daha çok böyle çıtır tavuk dediğimiz tavukları unlandırmak için kullandıkları biraz daha böyle cips tarzı bir un var burada. Ondan kullanıyorum ben. Güzel oluyor. Çünkü direkt galeta unu ya da direkt ekmek içi yok burada bizim bildiğimiz manada. Dediğim gibi biraz mixleyerek yapıyorum bu işleri. Damak tadıma uygun şeyi satmaya çalışıyorum. Kendi beğenmediğim şeyi satmam. Mesela çayı bile ben burada, Malezyalılar çay içme kültürünü çok fazla bilmiyor. Çay içiyorlar ama çay içme kültürünü pek fazla bilmiyorlar. Mesela bir demlik demleyip akşama da aynı çayı içebilirler. Üstüne su çekip çekip içerler yani. Ya da burada dışarıda satılanlar bir süzgece içecek bir çay koyup üstüne suyu çekip çekip veriyorlar. Yani bu tür bir bulaşık suyu gibi şey içiyorlar yani. Ben burada mesela elemanları bile sürekli tembih ediyorum. Çay bittiği zaman üstüne su çekmeyin. Çünkü alışmışlar. Çay bitti hemen üstüne su çekip müşteriye vermeye çalışıyorlar. Hatta bazen ben görmeden gene yaptırmaya falan çalışıyorlar öyle.
Özellikle tembih ediyorum. Bak, su kaynamış olsun. Makineden su almayın. Sıcak su makinedeki ama 80 derece, 100 derece değil. Su kaynamış olsun. Çay bitti mi? Dökün, yenileyin. Üstüne su çekmeyin. Yani Türk usulü olsun istiyorum her şey böyle. Biraz daha damak tadıma uygun olsun. Ben mesela çay ocağında çalışırken de, yani kendi çay ocağımız varken de böyleyim. Mesela diyelim bir çay demini işte ortalama 20 dakikada güzel alır. Bir saat, bir buçuk saat falan güzel içilir. İki saatte doldurdum anda bu çayı içmeyeceksin yani. Hatta bir buçuk saatten sonra bile doğru düzgün içmeyeceksin ama iki saat minimum süredir yani. Maksimum süredir böyle. İki saatten sonra içmeyeceksin. Ben mesela çay ocağında çalışırken bile o demlik bitmemişse bile iki saatte doldurduysa ben direkt atarım. Bir buçuk, iki saatte dolduran demliği direkt dökerim yani. Bekletmem daha fazla. Onu ne kendim içerim ne kendi içmediğimi müşteriye veririm. Burada da aynı usulü uygulamaya uğraşıyorum. Elemanlarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Mesela bunu burada yemek servislerini yaparken tabağın yanına çatalını ve kaşığını koyarlar. Bıçak kullanmıyorlar. Ben mesela dışarıda yemek yerken en çok sıkıntı çektiğim bu. Mesela tavuk keseceksin ya da yemek yiyeceksin, bir şey keseceksin. Bıçak kullanmıyorlar. Kaşık kullanıyorlar, çatal kullanıyorlar kesmek için, bölmek için falan. Ben burada onu oturtmaya çalıştım mesela. Her sefer diyorum ki çatal, kaşık, bıçak üçünü de vereceksiniz. Ondan sonra işte çatalı kaşığı da burada genelde lokantalarda böyle bizdeki servis açma denir ya işte peçetenin üstüne işte bıçağını, kaşığını, çatalını koyarsın. Burada öyle bir uygulama çoğu restoranda yok. Hemen tabağın kenarına, yemek tabağının kenarına kaşığını, çatalını bırak koyarlar. Benim elemanlar da ilk başta öyle yapıyorlardı. Hemen uyardım dedim, böyle yok. Ben böyle istemiyorum. Evet biliyorum Malezya'da böyle uygulanıyor ama ben böyle istemiyorum. Servis açacaksınız. Peçetesini koyacaksınız. Peçetesinin üstüne çatalını, kaşığını, bıçağını koyacaksınız. Üçü de olacak. Yani biraz bu tür şeyleri öğretmem gerekiyor. Yani sadece yemek pişirmeyi ya da yemek yapılışını, hangi malzemeyi nasıl doğranacaklarını öğretmeye uğraşmıyorum. Biraz da bu kültürleri öğretmeye çalışıyorum. Çünkü Malezya kültürü bu kültürlere bayağı uzak. İşte yıkama konusunda, bulaşık yıkama konusunda. Burada genelde bulaşıkları hemen böyle süzgeçle bir suyla geçirirler, bırakırlar. Ben istemiyorum. Özellikle tembih ediyorum ki bulaşık suyu da yıkayacaksınız, bulaşık deterjanıyla yıkayacaksınız, güzel yıkayacaksınız. Eliniz değecek ve kontrol edeceksiniz. Mesela bulaşık suyunun deterjanının içine hemen su çekmişler. Çünkü burada genelde öyle kullanıyorlar, sulandırıyorlar. Hemen dediğim gibi süzgeçle böyle bir üstünden geçip suyu verip atıyorlar. Onu da uyardım mesela. Dedim bu bulaşık deterjanının jelinin içine kesinlikle su koymayacaksınız. Jeli kullanacaksınız, sulandırmayacaksınız. Aynı zamanda bu tür alışkanlıkları da öğretmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Bayağı bir alıştılar özellikle servis açma konusuna falan alıştılar. Artık tabağın yanına öyle kaşık kaşık koymuyorlar. Şimdi eleman yeni menüyü de asıyor oraya. Dediğim gibi öğlen saatleri burası biraz durgun. Yine birkaç müşterimiz oldu. Ama esas müşteri yoğunluğumuz akşam olacak inşallah. Akşam biraz çekim yapmaya uğraşacağım size. O arada dediğim gibi şu yangın tüpümüz geldi. Zaten onu bekliyorduk lisansı almak için. Yani iki haftadan fazladır bu yangın tüpünü bekliyoruz. Araya işte Çin'in yılbaşı tatili girdi bilmem ne oldu. Hala bile getirmiyorlar. Dedim artık beklemeyelim gidelim biz alalım. Geçen cumartesi işte gittim kendim yangın söndürücü dükkanından aldım. Zaten hazırlamışlardı sticker'ını falan. Hemen gittim kendim aldım. Fotoğraflarını çektik. Dosyaya ekledik ve lisansımızı da bugün aldık. Yani dosya tamam olsa lisans almak zaten birkaç saatlik iş. Bugün işte hanım gitti aldı geldi. Ama işte bunları tamamlamayla uğraştık. Yangın tüpüydü, fanıydı, işte yağ filtresiydi vesaire. Bunların hepsini tam olması gerekiyor. Bunu da tamamlamış olduk ve dükkanımızın lisansını çok şükür aldık. Artık dükkanla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Geçen de bahsetmiştim. Bu zemini işte bakın şöyle biraz görebiliyorsunuz. Biraz karardı böyle. İşte zamansız kullandığımız için, bekletemediğimiz için kurumasını düzgün. İşte önümüzdeki ayda belki Ramazan'a yetiştiririm. Şu halıdan 4-5 tane daha alıp komple zemini halı kaplayacağım. Çok daha güzel olacak. Heh, bir de şuraya bir saatimiz geldi. Bu saati de geçen videoda bahsettiğim Türk arkadaş hediye olarak getirmiş. Geçen videoyu çekerken daha getirdiği hediye paketini açmamıştım. Ne olduğunu bilmiyordum o yüzden. Getirdiği hediyeyi, saati buraya astık. Kendisine tekrar teşekkür edeyim. Şakir kardeşim teşekkürler. Hediye makbule geçti. Zaten benim de aklımda vardı dükkana böyle bir saat almak. Güzel oldu. Şu üst tarafa da evde bir tane böyle şey vardı. Dua tabelası vardı. Bu da bizim düğün hediyesiydi. Eve de bir türlü asmaya fırsat olmadı. Bir türlü öyle denk getirip de asmadık.
Dedim burada böyle boş boş duracağını getirip dedim dükkana asalım. Dükkana bereketimiz olsun. Onu da oraya astım böyle. Güzel oldu yani. Dükkanımızı bir yandan süslemeye devam ediyoruz. Dekore etmeye devam ediyoruz. Ama temel şeyler bitti yani. Evet. Şöyle bir portakal suyu içeyim. Susadım biraz. Şimdi köfte tekrar hazırlıyorum. Dün gün bayağı bir köfte sattım. Köftem bitti. Şimdi dolapta biraz dinlendiriyorum. Şimdi yemekleri hazırlamaya başlamadan hemen size bir kısa görüntü çekeyim. Şu an yemek hazırlayacağım. Dışarıda bir tane aile var, müşterilerim. Aslında şu karşıdaki şu an çok açı da gözükmüyor ama Türk bir arkadaş. O da ailesi. Burada yeni müşterilerimiz geldi. Şimdi siparişleri alıyoruz ve siparişleri hazırlayacağım. Akşam yoğunluğumuz başlamak üzere. Saat şu anda 6:30. Yani bu saatlerden itibaren zaten akşam yoğunluğumuz başlıyor. Hadi bize kolay gelsin. Saati 9 ettik. Yoğunluğu atlattık şu anda. Bayağı bir yoğunluk Allah'a şükür. Ama tabii yoğunluk olduğu zaman maalesef çok fazla çekim yapamıyorum. Aslında şurada çok güzel şey gelmişti. Kazakistan'dan bir müşterilerim gelmiş. Burada bir çekim için falan gelmişler galiba. Dün iki tanesi gelmişti. Çay ikram etmiştim. Bugün de diğer arkadaşlarını toplamış. Yemek yemeye geldiler. Onlarla aslında bir video çekmek istiyordum ama ben o boşluğu yakalayana kadar onlar yemeklerini bitirip gittiler. Ben bir türlü boşluğu yakalayamadım. Müşteri vardı. Yemek hazırlamam gerekiyordu. İşte daha şimdi bir boşluk yakalayabildim ama bu sefer onlar gittiler. Tekrar gelebileceklerini söyledi ama belki tekrar gelirlerse onlarla haftaya bir video çekeriz artık. Evet, son bir saatimiz kaldı. Bir saat içinde de böyle peyderpey gene müşterilerimiz gelir saat 10'a kadar. Ondan sonra saat 10'da kapanışımızı yaparız. Görüşürüz. Artık saat 10'a çeyrek var. Ben de akşam yemeğimi yiyorum. Uzun zamandır yemek yemedim. Pilav üstü tavuk tantuni. Buz gibi bir ayran yaptım kendime. Dışarıda da böyle son müşterilerimiz var. Yoğurtlu beef tantuni ve köfte pilav verdik. Ben de yemeğimi yiyorum. Onlar da yemeğimi yiyor. Muhtemelen son müşterilerimiz olur artık. Sonra kapanışa geçeceğiz. Evet, bu haftayı da biz de böyle geçirmiş olduk. Dediğim gibi iş artık olduğu için çok fazla başka aktivite yapma şansımız pek olmuyor. Ama ilerleyen zamanlarda tabii gene farklı içeriklerimiz olacak. Zaten Ramazan geliyor. Ramazan'la ilgili biraz farklı bir zaman dilimi çalışma şeyimiz olacak. Gene onları da gösteririm, onları da anlatırız. Gene işte Ramazan bayramımız gelecek sonrasında. Bulabildiğimiz şekilde videolarımızı çeşitlendirmeye çalışacağız. Ama tabii bundan sonra biraz daha zor çeşitlendirmek. Çünkü sürekli işteyiz, sürekli meşgulüz. Ben buradayım, hanım evde, hem çocukla hem kendi işiyle uğraşıyor. Ben buradayım. Eve de büyük ihtimalle hanıma bir yardımcı tutacağız. Çünkü hem işle hem çocukla baş edemiyor, hem ev temizliği vesaire. Hem işte çocuğa bakması için o iş yaparken, hem ev temizliğini falan yapması için bir yardımcı hanım tutacağız gibi duruyor. Neyse, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.